Şimdi kamp dönemi şöyle, kamp dönemi çok kısa geçti yani istediğimiz şekilde net bir hazırlık yapamadık ama biz değil, bütün takımlar öyle. Çok kısa dönemi en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştı herkes, biz de aynı şekilde yaptık. Çok güzel bir kamp dönemimiz geçti, çalışma ortamımız gayet iyiydi. Arkadaşların arzusu istediği 4-4'lüktü, süperdi. Bir tane maç yaptık sadece, onda da bütün arkadaşlarımızı karışık şekilde oynattık. Bizim açımızdan da güzel bir maç oldu. Hem maç olsun hem antrenmanlarımız olsun. Çok iyi geçti yani, bir sıkıntı yoktu. Şöyle ya, devre arası transfer yapmak çok zordur. Yani ya takımında oynayan arkadaşı alacaksın. O da tabii ki biliyorsun hem bonservislerinde yüksek para oluyor. O yüzden de biz bayağı oyuncu seyrettik. Bayağı takip ettik oyuncuları. O yüzden alabileceğimiz böyle bir iki tane oyuncu oldu. Onların da ücreti bazılarının fazla olduğu için vazgeçtik. Onun için de şu anda Yasin'i aldık. Yani Yasin'den bir yerli arkadaşımızın olması daha bir avantaj dedik. Artı bana göre Yasin'in kendisiyle de konuştuk. Burada mutlaka çok büyük işler yapacağına inanıyoruz biz. Zaten bizim kadromuz çok iyi oturmuş bir kadromuz var tabii ki. Oraya da girmek için çok büyük rekabete girmesi gerekiyor takıma. Şimdi tabii ki buradaki şey, iki tane daha oyuncu almamız gerekiyor. Bir stoper, bir tane de orta sahaya. 8 numara gibi bir oyuncu almak istiyoruz. Bunların hepsi takviye gibi olacak. Çünkü neden derseniz burada oynadığımız bazı maçlarda cezalımız ve sakatlarımız olduğu zaman çok sıkıntı yaşamıştık kadro açısından. Onlar ikinci yarı yaşamak istemiyoruz. O yüzden de öyle 3 tane bir transfer yapıp bitireceğiz yani. Kaleli transferinde zaten biz anlamadık. Önce Kasımpaşa'ya teşekkür ederiz. Kasımpaşa kulübü de beni aradığında tamam dediler. Hatta ben bonservis bedeli olarak bir şey istiyor musunuz dedik. Siz olduğunuz için dediler. İstemiyoruz yani, Rıza Hoca'yı seviyoruz, istemiyoruz dediler. Ve o şey yaptılar, mukaveleyi feshettiler. Feshedince onunla zaten konuşmuştuk, bize gelecekti. Son anda ben ailemle İsveç'e dönmek istiyorum dedi. O zaman yapacak bir şey kalmadı işte. Yoksa orta sahamız da tamamdı. Yani şimdi arayıştayız. Bir orta saha, bir stoperi mutlaka almamız gerekiyor. Çünkü biz kupada da gitmek istiyoruz. Yarın değil öbür gün oynayacağımız kupa maçı da bizim için çok çok önemli maç. Ondan sonraki Beşiktaş maçı da tabii ki öyle. Onun için tek düşüncemiz bu iki tane arkadaşımızı çok iyi oyunculardan bulmaya çalışıyoruz. Tamam. Tabii ki tam kadro. Yani şeyi yok. En iyi kadromuza çıkacağız. Ondan sonra 5 günlük bir ara var zaten. O 5 günde biz toparlarız. Takım olarak toparlarız. Ama burada oynayacağımız kupa maçında ben ilk skor ne olursa olsun bana göre her şey ikinci maçta belli olacak. Malatya'daki maçta belli olacak. İki devreli bir maç oynayacağız aynı şekilde. İyi de bir takımla oynayacağız, biz bunun farkındayız. Onun için de bu maça da ilk maçımız gibi hazırlanıyoruz. Yani oradan da inşallah kendi sahamızda iyi bir sonuç almaya çalışacağız. Yani düşüncemiz o. Bir de tabii ki en önemli şeylerden bir tanesi de lige çok iyi başlamamız gerekiyor hemen arkasından. Orada bir sıkıntımız, büyük bir sıkıntımız işte. O yüzden orta saha arkadaşımızı bir an önce almak istiyoruz. Mert Hakan'ın olmaması bize yine sıkıntı yaratacak. Yani oraya mutlaka iyi bir orta saha oyuncusu bulmamız gerekiyor ki inşallah yetiştirebilirsek arkadaşımız o maçta da kullanabiliriz yani. Keşke yerli olsa yani. Keşke yerli olsa ama yerli baktığın zaman yok yani. Bayağı yok. Bütün takımları da araştırdık. Herkesi konuştuk. Ama yok yani şu anda. O yüzden de yabancı, büyük ihtimalle yabancı arkadaşlarımızdan olacak. Arkadaşlar, değişik. Allah'ım, ilk maçta. Tamam, değiş. Para duyuyor.
Çok iyi arkadaşlar, çok iyi.